Merhaba arkadaşlar. Bu ay Ramazan ayımız içinde Ramazan tatlısı yapacağım. Bu akşam iftar yemeğine davetliyim. Onlara Ramazan tatlısını götürmek istiyorum. Sizinle birlikte öncelikle şerbetini koyalım. Bir tencerenin içine iki bardak şeker. Üzerine 3 bardak su. Bire 1,5 ölçümüz. 2 bardak şekere 3 bardak su, 1 dilim limon. Bunu hemen ateşe verelim. Tatlımıza başlayalım. 3 yumurta. Ben az önce 2 yumurtanın aksını kullandım. 2 yumurta sarısı var burada. O yüzden 2 yumurta sarısına 2 tane yumurta ilave edeceğim. Normalde 3 yumurta. Bunları biraz çırpalım. Üzerine 1 bardak şeker. Ve 1 bardak un. Bunun içine 1/2 bardak yağ, 1/2 bardak. Ayrıca bir de tepsimizi yağlayalım. Bir kabartma ay hazır olmuşum. 1 bardak da irmik. İyi ki yanımdaydı. Vallahi kafa gitti, unutuyorum. İçine 1 bardak irmik. Şimdi revani yaptığımızda aynı şekilde yapıyoruz. Yalnız revanide 1 bardak yoğurt koyuyorsunuz. Bunu 1 bardak yoğurdun yerine 1 bardak badem koyacağız. Ben 1 bardak bademi öğüttüm. İçerisine tarçın koyacağız. Böyle dolu dolu
Tarçın. Mis gibi tarçın. Önce bir daha karışsın. Evet. Bunun içine bir bardak badem, öğütülmüş badem tarçınla birlikte onu da içine koyuyoruz. Bunları bir güzel karıştıralım. Tarçının kokusu mis gibi geldi. Normalde genellikle bir bardak yağ koyuyorlar. Ben yarım bardak koyduğum için az bir şey süt ilave ediyorum içine. Buna biz Ramazan tatlısı diyoruz. Şerbetli. Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şekilde. Az bir şey daha süt kaldırabilir. Herhalde yoğurt da koysak olur aslında ama işte bunu bu şekilde öğrenmişiz. Bu şekilde yapıyoruz. Rövanenin aynısı. Yalnız yoğurt yerine bir bardak yoğurt yerine bir bardak badem ezmesi tarçınlı. Tamamdır. Şimdi bunu tepsiye yayalım. Yalnız bu tepsi büyük gelecek galiba. Daha küçük bir tepsiye az bir şey yağ koyacağım. Şerbetin ağzını kısıyorum. Şerbetimiz de kaynamaya başladı. Öncelikle yağlayalım tepsimizi.
tatlımızı tepsimize alalım. Şu şekilde. Şimdi ısıtılmış fırına 180 dereceye koyuyoruz. Pişene kadar 20 dakika üzerine bir bastırırsınız. Ondan sonra bıçakla denersiniz. Ben bunu şimdi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, kekimiz hazır. Şimdi böyle. Şerbetimizi de şu şekilde soğuk suyun içine koydum. Biraz soğusun diye. Bunu da keseceğiz. Böyle dilimleyelim. Mis gibi kokuyor vallahi. Tarçın kokusu, badem kokusu, çok güzel bir koku var. Limonunu çıkartalım. İkisi de ılır olması daha doğru oluyor. Biraz sıcak ama yine de size göstereceğim. Dediğimiz gibi 2 bardak şekere 3 bardak su koydum. Unutmayın ki kekimizin içinde de şeker var. Ama Ramazan'da nedense iftardan sonra canımız tatlı yemeği istiyor. Bu akşam ben de arkadaşlarımla birlikte bu tatlıyı yiyeceğiz. Afiyet olsun. Çok güzel bir tatlı. Ramazan tatlısı. Aslında ne yalan söyleyeyim, pek de bozmak istemiyorum. Hani nasıl olsa götüreceğim diye. Ama böyle bir parça çıkartıp sizin içini göstermek istiyorum.
Öyle bu şekilde arkadaşlar. Ben küçük dilimledim. Çünkü çok da yememize gerek yok iftardan sonra. Ama bu şekilde. Yumuşacık. Maalesef dediğim gibi niyetli olduğum için ben de tadına bakamıyorum. Ama her zaman yaptığım bir tatlıdır. Çok da güzeldir. Ramazan tatlısı deneyin. Tasfiye ederim. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar hepimiz için.